Merhaba arkadaşlar, ben Güven Ünal'dı. Bugünkü konum paylaşımlı yolculuk sistemi nedir? 21. yüzyılda internet ve bilişim çağını yaşıyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı internetten karşılıyoruz. Bu sistem dünyanın 151 ülkesinde var. İstanbul'a gelen turistlerin %78'i taksilerde yaşadığı sorunlar nedeniyle bir daha İstanbul'a gelmeyeceklerini söylüyorlar. Türkiye'deki siyasi partiler taksici lobisini karşılarına almamak için bu topa hiç girmiyorlar. İstanbul'da 18 bin taksi plakası var ve 3500 kişinin bu plakalar elinde. Bu 3500 kişi İstanbul'un ulaşım sorununu esir alıyor. Aşağı yukarı aynı nüfusa sahip New York'ta 200 bin binek araçla yolcu taşımacılığı yapılıyor. İstanbul'da ise 18 bin taksi plakası var ve dünya ülkeleri taksi plakalarını artırmayı düşünmemişler. Oysa İstanbul'da taksi plakalarının sayısını artırmayı düşünüyorlar. 18 bin plaka 28 bine, 38 bine çıksa bu sorun çözülemeyecek ve rant daha büyüyecek. Taksi plakası ilk önce taksici esnafına bedava dağıtılmış. Sonraki dağıtımda ise 8 bin dolara dağıtılmış ve taksici esnafına bu para paylaştırılmış. Şu anda rant büyümüş ve taksi plakası 280 bin dolara çıkmış. Devletimiz paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini çıkarmayacağız dese taksi plakasının rantını kimse tutamaz. Bu sistemde sıfır vergi kaçağı olacağı için Türkiye genelinde devletimiz 1,5 milyar dolar vergi geliri elde edecek. Devletimiz bu tip gelirleri elinin tersiyle ittiği için şu anda halkımıza param yok demek zorunda kalıyor. ABD San Francisco'da 24 saat çalışan sürücüsüz binek araçlar var. Biz de pilot bölge olarak adalarda uygulamalıyız. İçinizden bazı kişiler ülkemizi eziklemek için biz de o teknoloji nerede diye aklından geçirecektir. Oysa Karsan'ın sürücüsüz otobüsleri Hollanda'da faaliyet gösteriyor. Serbest rekabetçi şartların oluşabilmesi için Uber, Didi, Grab gibi en az 3 Türk şirketine izin verilmeli. Bu şirketlerin yabancılarına satışı engellenmeli. Bu şirketlerin uygulamasını kullanmak isteyen ve özel aracını başkalarıyla paylaşmak isteyen kişiler ehliyet, ruhsat, arşivli adli sicil kaydı ve aracının çeşitli yönlerinden çekilmiş 15 adet fotoğrafla şirketlere başvuruluyor. Şirket 5 dakikalık telefonla görüşmesi yapılıyor. Bu görüşmede şoförün diksiyonuna ve konuşma uslubuna bakılıyor ve sonra 5 adet yolcu taşımasına izin veriliyor. 5 adet yolcu taşıdıktan sonra şirket tarafından 3 yolcu aranıyor ve şoför hakkında bilgi isteniyor. Olumlu bilgiler alındıktan sonra şoför yolcu taşımaya başlıyor. Yolcu taşırken sigara içerse sarı kart alıyor, aşırı hız yaparsa kırmızı kart alıp uygulamayı bir daha kullanamıyor ve sistemden atılıyor. Bu sistemde şoförler 5 üzerinden 4,5 yıldızı korumak zorundalar. Yolcu arabaya bindiğinde 8 saniye içinde müşteri hizmetlerine bütün şikayetlerini bildirebilir. Bu sistemde şoför yolcuya, yolcu şoföre puan veriyor. Araca sarhoş bir şoför kustuğunda temizlik parası otomatik olarak kesiliyor. Yolcu arabaya bindiğinde selfie fotoğrafı çekiliyor. Adı, soyadı, bütün bilgileri sisteme işleniyor. Yolculuk nerede başladı, nerede devam ediyor, hangi MOBESE kameralarının önünden geçti, bütün bu bilgiler dijital ortamda kaydediliyor. Yolcu araçta herhangi bir eşyasını unutursa sistemde bütün bilgileri kayıtlı olduğu için eşyası kendisine geri veriliyor. Aracını paylaşmak isteyenler uygulamayı yükledikten sonra ister 16 saat çalışır ister 2 saat. İnsanlar kendi profesyonel yaptıkları işlerin dışında ek gelir elde etmek istedikleri zaman uygulamayla çalışabilirler. Yolcunun çok olduğu zaman sistem bonus veriyor ve herkesi çalışmaya teşvik ediyor. Araç bulamama gibi bir sorun yaşanmıyor. Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne hedefleyen Türkiye taksici plakası rantına sımsıkı sarılamaz. Başka bir konuda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.